Sevgili Nuray'cığım hoş geldin. Hoş Astrolojinin kraliçesi burada. Teşekkür herkes ederim. Merakla, zevkle ve pür dikkat ekran başında. Çok teşekkür ederim. Ekran başındaki herkese sevgiler gönderiyorum. Öpücükler gönderiyoruz. Ben de aynı şekilde. Dikkat dikkat. Herkes kemerleri bağlasın. Evet. Çünkü zor bir hafta galiba bu hafta. Yani zorluklar var ama iletişim konusunda da güçleneceğimiz bir haftadayız. Haftaya zaten ayın balık burcundaki seyriyle adım attık. Saat öğleden sonra akşama doğru 13.31'de ay boşlukta olacak. Saat 16.25'e kadar sonra ay balık burcundan ayrılıp koç burcuna geçecek. Dolayısıyla 13.31 ile 14.25 arasında ani kararlar alıp vermeyelim. Öfkeli tavır ve davranışlar içerisinde olmayalım, bulunmayalım. Tepkisel, dürtüsel davranışlardan kaçınalım. Buna çok dikkat edelim. Yani hafta hareketli bir hafta. Coşkulu. Coşkulu bir hafta. Hep böyle sorun istemiyorum ama bütün sorunları kendime çekiyorum. Durdurabiliriz, engel olabiliriz. Hepimiz tercih ettiğimiz hayatları yaşıyoruz. Doğru. Şunu unutmayalım bu hafta. Ne kadar vurdum duymaz olursam o kadar hayat benim için şahane olur. Ay bayıldım kapağıma. Ay nasıl bende ışıltı pırıltı olacak. Ama seyircilerimiz görmüyor ki onu. Şu göstereyim. Şıklığına bakar mısınız? Şimdi açık su içmemeniz gerekiyor efendim. Evet. Çünkü suyun bir hafızası var. O yüzden burada konuştuğumuz her şeyi kaydediyor biliyorsun. Dolayısıyla diyelim ki açık su içiyorsunuz. Bayıldım, çok teşekkür ederim. Güzel şeyler kaydedelim. Seni seviyorum. Dünyanın en iyi insanı sensin. Ben çok güzel bir kadınım. Ben çok güzel bir kadınım. Bolluk bereket içerisindeyim. Bolluk bereket içerisindeyim. Hayallerime kavuşuyorum. Hayallerime kavuşuyorum. Üfle. Kesinlikle. Bir şey söyleyeceğim. İnanmasanız bile bunun ne zararı var? Hiçbir zararı yok. Bunun... Değil mi? Kime ne zararı var? Hiçbir zararı yok. Bana bol para gelecek. Gelecek değil. Bana bol para geldi. Ha, yanlış kod. Bak. Bana bol para geldi. Sevgili Evrim Akın. Hı. Çok uzun süre televizyon programına, onu buradan çok öpüyorum, ara vermişti. İstediği proje gelmiyordu. Dedim ki 21 gün. Lütfen sabah uykudan kalktın, yüzünü yıka, bir bardak suyu doldur. Ne istiyorsan olmuş gibi dile, hayal et, suya konuş, üfle dedim. Ne diyorsun Nuray sen? Biri görse deli der dedi. Yaptı. Bak şimdi kafasını kaşıyacak vakti yok. Maşallah. Maşallah. Evrimciğime selamlarımı gönderin. Selamlar Evrim Akın. Türkiye televizyonlarında bazı isimler var ki onlar gerçekten ekranda olmalı. Bunlardan bir tanesi Evrim Akın. Yani televizyonculuğu tartışılmaz. Yıllardan beri ekranlarda. Kesinlikle. Mesela astrologlar arasında Nuray Sayarı vazgeçilmezdir. Çok teşekkür ederim. Astrolojinin kraliçesidir. Çok teşekkür ederim. O öyle bir yerdedir ki gerçekten astrolojide birçok şeye yön vermiştir. Çok teşekkür ederim. Herkes de seni çok seviyor zaten. Allah razı olsun. Sevenden de sevmeyenden de kesinlikle. Ben işimi aşkla yapıyorum. Vallahi. İşime aşığım. Kesinlikle. Çok gerçekten ben de bu konuda her seferinde söylüyorum. Çok mutluyum. Senin de yıllardan beri pazartesi günü başlıyoruz. Perşembe günü Mine var. Evet. Vedat Delek. Vedat'cığıma da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Sevgiler, selamlar. Aliye Hanım'ın sana çok selamı var. Aliye Hanım kim? Vedat'ın arkadaşı. Tanıştık. Hafta sonu evimde ağırladım. Şeyden geldi, Almanya'dan geldi. Sana bıçaklar hediye etti. Ay, çok bir de hayat ağacı gönderdi sana. Ay, doğal çok taşlarla. Çok teşekkür ederim. Tak onu, şans getirecek. Çok ben de Vedat Delek'e çok teşekkür ediyorum. Onun vasıtasıyla tanıdım, misafir ettim. Dün bütün gün Sultanahmet Demirel'i gezdim. Ayaklarımın altı ağrıyor. Bak şimdi buradan hemen söyleyeyim. Biliyorsunuz YouTube Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var kanalında Vedat'la da çok özel çekimler yapıyoruz. Sevgili Vedat yarın 14 Şubat yok yarın mı 14 Şubat? Yok 14 Şubat çarşamba oluyor değil mi? Tabii sevgilimiz olmadığı için. Ne zaman 14 Şubat? Neyse işte 14 Şubat için sevgililere özel harita hediye ediyor. Oo, şahane. Yani eğer çifti, eşinizin artı ve eksi yönlerini öğrenmek istiyorsanız, partneriniz size uygun mu değil mi öğrenmek istiyorsanız, YouTube Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var kanalında Vedat Delek'le yaptığımız video var. Yorum bırakın lütfen oraya, siz de katılın. O zaman ben de bir çifte hediye ediyorum. Ay çok sevindim. Evet. Çok tatlısın. Ay, çok teşekkürler. Eşinizle ortaklaşa Sinasri haritası da bir hediye benden. Hatta 3 hediye benden. Yes, vallahi şimdi onu diyecektim. Bir hediye Nuray Sayarı'ya yakışır mı diyecektim. Hayır, yakışmaz. 3 tane Sinasri hediye ediyorum. Hazırlıyorum. Gönderiyorum size. Nasıl bir ilişki yaşıyorsun? Haklı mısın? Haksız mısın? Partnerini nasıl elinde tutarsın? Ki çirkin bir kelime, elinde tutmak. Sinasri dediğin her şeyde o çıkıyor ortaya, değil mi? Tabii ki, bak işte, haritada gezegenlerin kavuşumları. Örnek veriyorum, ben danışanlarıma profesyonel ofisime geldiklerinde diyorum ki adamın Mars'ı ile Güneş'in de kavuşum var. Şöyle davran, böyle davran. Bunu böyle yaparsan böyle olur. Yani hakikaten bir ilişkiye başlamadan önce haritanızın sinastrisine baktırdığınızda o ilişki yürür mü? Sonu var mı, yok mu? Sonunda ayrılık mı olur? Efendim, kıymet bilinir mi? Ya da partnerin senin sınavın mı, ödülün mü? Her şey ortaya çıkıyor. Her şey ortaya çıkıyor. Her 3 kişiye veriyor musun? 3 kişiye hediye ediyorum. Hemen Hayatta Her Şey Var YouTube kanalına, Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var YouTube kanalı. Kim bırakıyorsa ya, o kişiler arasından yapımcımız 3 kişiyi seçecek, bana gönderecek. Evet, hemen video yayınlandıktan sonra videonun altına yazın yorumlarınızı. Bak, Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var kanalı kazandırıyor. Reklamlara diyorum, burç yorumlarına geçmeden önce çok hızlı bir şey anlatacağım. Haber programlarından birini izliyorum. Ondan sonra işte mikrofon uzatmışlar. İşte burçlara inanıyor musunuz? İşte doğum tarihleriyle hayatlar belirleniyor diye. Bir seyircimiz, bilmiyorum kim olduğunu, adını, ama o kendini biliyordur. Diyor ki ben Beyaz TV'de işte Nur Viral'in programında zaten bütün bu sorunlarımı çözüyorum. Her hafta onu dinliyorum. Perşembe onu dinliyorum. Aa, o kadar tatlısınız ki. Ay. İyi ki varsınız ve iyi ki bizimlesiniz. Sizin sayenizde bugün programımız bir ödül de alacak. Onu yarın size söylerim. Yani iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben de size layık olmaya çalışıyorum konuklarımla. Evet Nuray'cığım, haftanın enleriyle başlayalım. Hemen başlayalım. Haftanın enlerinde efendim gelsin bakalım haftanın en ama en şanslı burçları. Koçlar ve boğalar. Evet, çok şanslılar. 2 inatçı burç. 2 keçi. 2 keçi. 2 inatçı burç bu haftanın en şanslıları arasında. En şanssızı, inanın anons dahi etmek istemiyorum. Çünkü benim göz bebeklerim sevgili akrepler bu hafta şanssızlar listesindeler. Ama merak etme sevgili akrep, bu şanssızlıktan nasıl çıkacağını tek tek konuşacak. Astrolojinin kraliçesi anlatacak. Haftanın en paralı burçları gelsin mi? Bence gelsin. Gelsin. Para sizde, dolayısıyla huzur sizde, rahatlık sizde, gece diş sıkması yok, borçlarımı nasıl ödeyeceğim düşüncesi yok. Haftanın en paralıları ikizler ve yengeçler. Bu hafta para sizi kovalayacak adeta. Haftanın en mutlu burçlarında şanslı olan Koç ve Boğa, haftanın en mutlularında zirvedeler tabii ki. Haftanın en şanssızı Akrep, en mutsuzlar listesinde de zirvede. Peki Akrep'i bu kadar şanssız ve mutsuz yapan nedir? Biraz sonra ona da bakalım. Haftanın en uyumlularında gelsin bakalım Koçlar ve Teraziler. Muhteşem bir aşk yaşayacaklar, bizden söylemesi. Evet. Koç, gözünün parladığını görür gibiyim. Terazi, zaten sana aşk çok yakışıyor. Haftanın en uyumsuzları kim? Başaklar ve akrepler bu hafta. Aman diyelim, dikkat diyelim. Peki aşkta kim kazanıyor aşkta? Efendim gelsin aşkta kazananlar. Koçlar, boğalar, ikizler, yengeçler bu hafta haftanın aşkta kazananları. Peki bu dörtlü arasında zirveye kimi oturturursun Nuray'cığım? Zirveye boğayı oturturum. Ardından ikizleri. Hı. Sonra koç, en sonda yengeç. Hadi bakalım. Aşkta kaybedecekler listesinde Başak ve Akrep zirvedeyken, tabii astrolojinin kraliçesine soralım. aman diyelim, dikkat diyelim. Bu ikili arasında en çok dikkat etmesi gereken hangisi? Başak. Neden? Şimdi çok fazla ayrıntılı düşündüğü için derine inen akrebi düşüncelerinin karışmasına neden olabilir. Hı hı. O yüzden diyorum ki Başak'a, çok fazla merak etme. Sana anlatılmayan şeyler üzerinde tartışmalar yaratmamaya dikkat et. Peki. Haftanın eğitimde en ama en şanslı burçları geliyor. Eğitim hayatında olanlar, koçlar, ikizler, yengeçler, kovalar, balıklar. Bu hafta herkes çalışkan. Evet, çok çalışkanlar. Eğitim öğrenmeye, bilgi edinmeye çok açık olacaklar. Evet. Yani şans onlardan yana. Tam bir şey söyleyecektim kopya konusunda. Aman nursuz dedim kendi kendime. Bu hafta şanslısınız. Peki en şanssızlar listesinde eğitimde kim var? Akrep ve Başak. Mutsuz olduğu zaman konsantrasyon problemi yaşar her iki burcumuzda. Hmm. O yüzden eğer konsantrasyon probleminizi dengelerseniz o zaman eğitimde şanslı olma imkanınız çok yüksek. Bir de bugün ne var programımızda? Biliyorsunuz Ritüeller Kraliçesi aynı zamanda. Hafla. Hep diyorum ya, astrolojide öncülerdendir Nuray Sayarı. Öyle bildiğimiz klasik astrologlardan değildir. Yaptıklarıyla gerçekten çığır açmıştır. Ve ritüeller konusunda da onun ritüelleri hayatımızda yön veriyor. Peki bugün bize hangi ritüeli vereceksin? Bugün diyelim ki aşk hayatınızda kök salmak istiyorsunuz. Sağlam bir ilişkiye başlamak istiyorsunuz. Ya da iş kurmak istiyorsunuz. İşe girmek istiyorsunuz. Ne dileğiniz varsa o dileğin olması için bugün itibariyle, bugün ayın 12'si, 25'ine kadar uygulanan bir ritüel. Bugüne kadar bu ritüeli yapıp da dilediğim olmadı diyen yok. Ben kendi adıma bir kere bu ritüelle birlikte hayatımın en büyük saadetini yaşadım. Fazla iddialı olmadı mı? En büyük saadetini yaşadım. Yani muazzam bir ritüel. Peki. Bazı şeyler uygulanmadan, yaşanmadan bilinemez. Doğru söylüyorsun. Ya inan bana, örneğin beni izliyor kişi, danışmanlığa geliyor. Diyor ki astrolojinin ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Kafamdaki soruları sormadan cevaplarını aldım sizden. Nasıl bir şey bu? Hı-hı. Şimdi ben nasıl anlatabilirim bunu? Evet. Ritüeller de böyle bir şey. Bugün işte vereceğimiz ritüel işte böyle bir ritüel. Muhteşem bir ritüel. Hadi bakalım o zaman başlayalım mı? 12 burç için en güzel yorumlar bu programda sizi bekliyor. Sizden şunu rica edeceğim. Lütfen yorumları ne benim Instagram'ıma ne Nuray'ın Instagram'ına değil, Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var kanalında. Bu video yayınlandıktan sonra, yani program bitiminden 1 saat sonra video yayında oluyor. Oraya bırakmanız gerekiyor. Videoyu paylaşmanız gerekiyor. Bir de tabii ki takip etmeniz gerekiyor. Nuray Sayarı'dan Sevgililer Günü hediyesi 3 kişiye, yani dolayısıyla 6 kişiye çift Sinastri, yani eşinin en güzel yönleri, birbirinizle en uyumlu yönleriniz, en zayıf yönleriniz, hangi alanda nereyi güçlendirirseniz bu ilişki sağlam zemin üzerine oturur, onu öğreneceksiniz. Sevgililer Günü hediyeniz şimdiden. Evet. Ne diyeyim, mutluluklar getirsin size. Efendim sevgili koçlar ve yükselen koçlar, en şanslı burçlar arasındasınız, zirvedesiniz. Sevgili koç, işte her şeyin 5 yıldız. Peki ama neye dikkat etmen lazım? Şimdi bu hafta evet şanslısınız ama kararlarınızla ilgili belirsizlik yaşamamaya özen göstermeniz gerekiyor haftanın ilk 5 gününde. İş hayatınızda çalıştığınız insanlarla, sorumluluklarınızla, tamamen iş hayatınızda yersiz ön yargılar yapmamaya özen gösterin. Aşk hayatınızda anı yaşamaya çalışın. Şimdiki anda kalmaya lütfen özen gösterin. Bunu başardığınız anda ilişkinizi güçlendireceksiniz. Sevgili koçlar, yükselen koçlar, haftaya ayın balık burcundaki seyriyle ilerlemesi maneviyatınıza odaklanmanız konusunda sizi destekleyen bir durum oluşturacak. Şimdi Venüs ve Neptün'ün olumlu kombinasyonu kariyerinizde beklentilerinizi beklemekle kalmayacak. Beklentilerinizi tamamen elde edeceksiniz bu hafta. Aynı zamanda Mars'ın Venüs'ün Kova burcuna geçmesiyle hedef ve ideallerinizle ilgili çalışmalarınızın sonucunu muazzam derecede başarılı bir şekilde alacaksınız. Şimdi zaten 16.30'a doğru Ay Balık burcundan ayrılıyor ve Koç burcuna geçiyor. Dolayısıyla belki şu an şu saatlerde kendinizi yorgun, halsiz hissediyor olabilirsiniz. Belki bu sabah uykudan bile zor uyandınız ya da yataktan çıkmak istemediniz. Bu enerjiyi hissediyorsanız Nur'a yazın. Hakikaten öyle uyandım. Zorla işe gittim. Elimi kolumu kaldıracak halim yok diye olabilirler. Merak etmeyin. 16.25'te Ay boşluk sürecini doldurup Balık burcundan ayrıldığı gibi birdenbire enerjiniz yükselecek. Ve dolayısıyla çarşamba akşam saatlerine kadar yerinizde duramayacak bir enerji yükselişiyle kesinlikle ve kesinlikle hayattan beklediğiniz iş ve parayla ilgili konuları tek tek elde ediyorsunuz. İşsiz bir Koç burcuysanız çarşamba gününe kadar yeni bir iş teklifi alabilir, yeni bir iş bulabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili beklentileriniz ne zaman olacak? Artık oturup beklemekten yoruldum, tükenmişlik yaşıyorum diyorsanız kariyerinizde yükselebilir, işsizseniz yeni bir iş bulabilirsiniz. Özellikle Mars'ın Plüto ile bu hafta oluşturacağı kavuşum yine sorun olan her şeyin tekrardan hayatınızda gündeminize gelmesine etki edebilir ama çok gözünüzde büyütmeyeceksiniz. Daha keyifli, daha huzurlu, daha mutlu bir hafta yaşamaya odaklı olacaklar. Süper. Bir tek onların dikkat etmesi gereken konu eğitim hayatlarında, iletişim, sohbet alanlarında kararlarıyla ilgili belirsizlik yaşamasınlar. Arkadaşlarınızın sohbetlerinde yalanlarını yakalayabilirsiniz. Biliyorum, ben de hiç sevmem. Bahanelerini görebilirsiniz. Bu durumlar sizi demoralize etmesin. Kesinlikle herkes olduğu gibi görün, kabul edin. İlle bağrınıza yapıştırmak, sokmak zorunda değilsiniz. O sizin arkadaşınız. O da öyle deyin, geçin. Yani insanların psikolojilerini kendi psikolojisiymiş gibi yaşayıp kendilerine zarar vermesinler. Dolayısıyla haftanın spotu: sen kendine inan, başkasına değil. Hiç kimse yalanı sevmez ama galiba Koç hiç sevmez herhalde, değil mi? Bak, bir Koça, bir Boğa'ya, bir Oğlağa, bir Kova'ya yalan söylediğinde, yakalandığında o seni artık arkadaş olarak hayatında tutmaz. Tabii. Kesinlikle tutmaz. O yüzden ben yalanın beyazına, pembesine, lacivertine, siyahına inanmıyorum. Yalan yalandır. Tabii canım. Bir arkadaşınız, görüşmek istiyorsunuzdur. Annesini hasta yaptı. Duydunuz ki annesi hasta değil. Bu da bir yalan. Tabii. Açık söyle ya, görüşmek istemiyorum. Şu an dışarı çıkmak istemiyorum ama odada değilim. Bahane de bir yalandır. Doğru. Bahane de etmeyin efendim. Kendi iyiliğiniz Bazı burçlar daha toleranslı bu konuda. Mesela bir Koç hiç sevmez, bir Boğa hiç sevmez, dediğin gibi. Zaten yalanı kim sever? Hiç kimse sevmez. Yalanın da kuyruğu uzundur. Döner dolanır, ayaklarına dolanır. Yalanı huy edinmiş burçlar da var. Yaşam biçimlerini yalan üzerine kuranlar da var. Bir de yalanı esnaf gibi söyleyenler var ya. Kendileri inanıyor. Çok korkuyorum onlardan. Vaktiyle birini tanıdım. Seneler önce bana ne dedi biliyor musun? O zaman gencim, böyle 20 yaşında filanım. Ben öyle bir yalan söylerim ki dedi, kendim inanırım. Karşımdakinin inanmaması mümkün değil dedi. O zat-ı muhterem senelerce öyle yaşadı. Sonunda yalanın kuyruğuna öyle bir dolandı ki otursun oturduğu yerde paşa paşa. Sorgulamayacağım. Sorgulama. Sen biliyorsun zaten. Boğalara geçelim mi? Geçelim. Sevgili Boğa, sen de bu hafta yüzü gülenlerdensin. Yüzü gülerken güller açanlardansın. Aman dikkat diyelim. Yine bu güzelliği herhangi yapacağın yanlış bir hareketle bozmaman için bir görelim bakalım. Astrolojinin kraliçesi senin için neler söyleyecek? Şimdi sevgili Boğalar, yükselen Boğalar, uzlaşmacı iletişimler kuracağınız bir dönemdesiniz. Sizin için iş hayatında da, ev yaşamında da, sosyal ilişkilerde huzur çok önemli. Çok. Huzur yoksa o ortam size işte başarı katamaz, evde mutluluk veremez. Dolayısıyla uzlaşmacı iletişimler kuracağınız bu dönemde iş hayatınızda üstlendiğiniz sorumluluklardan da asla korkmamanız gereken önemli bir haftadasınız. Tanımadığınız kişilerle alışveriş yapmayın ve onlarla sosyalleşmeyin. Yani auranızın çok güçleneceği bir haftadasınız. Girdiğiniz her ortamda herkes size hayran kalabilir. Ve normalde seçici sosyal yaşamayı seven, asosyal olmayan ama sosyalliğini seçicilikle yaşayan bir burçtur Boğa burcu. Doğru. Ama bu hafta böyle o şirin şirin kişilerin enerjilerinin etkisinde kalabilirler. Lütfen bu hafta tanımadığınız kişilerle sosyalleşmeyin. Başınıza iş almamak için. Ha, o zaman gizli şirinlerin, sinsirelyaların etkisinde kalacak. Evet, yüzü görünmeyen şirinler olacak. Yani şirin şirin görünen, yüzünde maske olan, arkasında cadı olan kişilere dikkat diyorum. Çok dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kalbiniz boşsa hayatınızı değiştirecek bir aşka adım atabilirsiniz. Ki siz Boğalar, özellikle Boğa kadınları, ikizler kadınları, Kova kadınları, bak bu üç burç çok önemlidir. Yaşadığı ilişkinin kıymetini bilir. Boğa da öyledir. Nasıl bir şey yapar, ikramda bulunur biliyor musun? Aşkıyla, sevgisiyle. Kıymeti bilinmediğinde o ilişkiyi bitirir atar. Bitirir atar da hayatından çıkardığına imza atar. Hiçbir erkek sonlandırdığı ilişkilerinde, o kadın Boğaysa, o kadın Kovaysa, o kadın ikizlerse unutulmaz. Asla unutulmaz. Ama Boğa, ikizler ve Kova kadını bitirene kadar kanırır. Bitirdikten sonra kattığım görevlere ve sorumluluklara teşekkür ederim der. Sinirlenmek bile zaman kaybıdır bitirdiği olaya. İşte bu hafta 14 Şubat'ta kalıcı olan aşklara, size inanılmaz yüksek enerji katacak ilişkilere adım atma olasılığınız çok yüksek. Aynı zamanda çok yoğun çalışıyorsunuz. Okuyan, eğitim sorumluluğu alan Boğalar, eğitim hayatınızda büyük başarıya sahip olacaksınız. Belirlediğiniz hedeflerde yükselişle ilerleyeceksiniz. Ne istediğini bilen insanlarla çalışacak. Belki bir iş ortamında birden fazla sorumluluk verilmiş olabilir size. Yoruluyor olabilirsiniz, tükeniyor olabilirsiniz ama emeklerinizin karşılığını hafta boyunca hem gelir hem kazanç, hem başarı hem yükseliş olarak elde edeceksiniz. İş ortamınızda ve aile konularında problemleriniz, sorunlarınız varsa bunları da sorun yaşadığınız insanlarla haftanın 4. ve 5. gününde tatlı dille çözümleyeceksiniz. İnşallah. Ve aynı zamanda ailevi konularda çok rahat hareket edebileceğiniz bir haftadasınız. Kendinizi öyle bir önemseyeceğiniz bir haftadasınız ki huzurlu olmayı hak ediyorum, mutlu olmayı hak ediyorum. Ki zaten sizin burcunuzun özelliği işte huzur olmalı, evde huzur olmalı, ilişkide huzur olmalı, ailede huzur olmalı. Dolayısıyla o huzur enerjisinin yükseldiği bu haftada auranızda güçlenirken yeni insanlara çok dikkat edin. Bu hafta yeni insan arkadaşlık anlamında, aşk olarak kalbiniz boş salabilirsiniz. Sosyal ilişkiye ihtiyacınız yok bu hafta. Haftanın spotu. Çok belirgin olacak, çok konuşulacaksın. Bırak herkes seni konuşsun, sen bundan rahatsız olma. Sevgili Boğa, ışığınla herkesi kendine hayran bırakacağın bir haftadasın. Parlamaya devam et. İkizler ve yükselen ikizler, öyle bir haftaya girdin ki dikkat etmen gereken bir konu var. Ve o konuda hayal kırıklığına uğrayabilirsin sevgili ikizler. Dikkat, dikkat. Şimdi bu hafta yükselen ikizler, güneş ikizler. Güneş ikizler yani kendi burcu ikizler burcu olanlar. Aşk hayatınızda abartılardan uzak durmanız gereken önemli bir haftadasınız. Kariyerinizde bilmediğiniz ve beklemediğiniz bir alanda istekleriniz varsa bilmediğiniz işlere geçiş yapmamalısınız. Lütfen buna dikkat edin. Bazı konularda hayal kırıklıklarına açık olabilirsiniz. Bu hem duygusal yaşamınızla alakalı hem parasal konularınızla ilgili olabilir. Aman dikkat diyorum. Şimdi bu hafta sizin için hem işinizle ilgili konularda hem sosyal çevrenizle ilgili konularda sürpriz ama güzel sürprizlere açık olacağınız önemli bir haftadasınız. Hayattan bekledikleriniz, istedikleriniz konusunda ideallerinize ve isteklerinize kavuşacaksınız. Özellikle uzun bir süre önce iş hayatınızla ilgili yaşamış olduğunuz sorunların ne zaman sona ereceğiyle ilgili bir beklenti içerisindeyseniz sorun olan her şey haftanın 5 gününde çözüme kavuşuyor. İnşallah. Maaşında zam bekleyenler zam alacak. Kariyerinde yükselme ideali isteği içerisinde olanlar o yükselmeyi elde edecek. Belirledikleri hedeflerde sağlam yol alarak kendilerine duydukları güvenin daha çok yükselmesiyle başarıya koşacaklar. Aynı zamanda parasal alışverişlere dikkat edin. Kariyer alanınızda bilmediğiniz alanlara geçmeyin derken yatırım yapma konusunda bir arkadaşınız, sosyal hayatınızdan da olabilir, iş hayatınızdan da olabilir, size parasal yatırımlar yapma konusunda fırsatlar getirebilir. Bu durumda size cazip gelebilir. Şimdi borsayı bilmiyorsanız sakın borsaya girmeyin. Ya da Bitcoin bilmediğiniz işlere girmeyin. Arkadaşlarınız iyi niyetle de size yön gösterebilirler, yol gösterebilirler ama bilmediğiniz, araştırma yapmadan hiçbir işe yatırım yapmayın, paranızdan olmayın. Kesinlikle paranızdan olmayın. Şimdi zaten ikizler burcu eli açık bir burçtur. Kazanmayı çok sever. En güzel şekilde yemeyi ve harcamayı da çok sever. Yani ikizlerin yastık altı diye bir durumu yoktur. İkizler parası varsa evini alır, parası varsa arabasını alır. Çok borç altına da girmeyi sevmez. Parası varsa dünyayı gezmek ister. Dolayısıyla ama bilmediğiniz işlere para yatırıp para kaybettiğinizde kendinizi suçlamak durumunda kalıp kendi kendinizi buhrana sokabilirsiniz. Sizin 7 gün boyunca şurada şu toprak var gel alalım diyenlere, burada bu yatırım işi var gel beraber girelim diyenlere niyetleri iyi olabilir ama sizin için bilmediğiniz hiçbir işe yatırım yapmak doğru değil. Ne kadar süre? Bir hafta 7 gün. Buna çok dikkat etsinler. Yani önümüzdeki pazartesi gününe kadar. Haftaya pazartesiye kadar. Aynı zamanda iş ortamınızda bir mevzunun, sorun olan bir mevzunun sonuna da gelebilirsiniz. Bir türlü anlaşamadığınız, uzlaşamadığınız bir arkadaşınızla haftanın 3. ve 4. gününde aranızda sorunlu mevzu ne varsa bunu çözümleyerek ya da bunun çözüme ulaşmasıyla daha rahat ve huzurlu çalışacaksınız. Aynı zamanda hem okul hayatınızda hem iş hayatınızda hem kariyerinizle ilgili belirlediğiniz hedeflerinizde haftanın ilk 3 gününde kendinizi muazzam güçlü, muazzam da şanslı hissedeceksiniz. Ve belirlediğiniz hedeflerde bildiğiniz yolda sağlam adımlarla ilerleyeceksiniz. Hem eğitim hem iş hayatınız konusunda. Ama tekrar söylüyorum. Venüs Cuma günü Kova burcuna geçiş yapıyor. Cuma günü öğle saatlerinden sonra eğer bilmediğiniz işlere girerseniz kayıplara neden olan durumlarla yüzleşebilirsiniz. Ama şöyle paranız varsa ve bir şeye yatırım yapmak istiyorsanız alın o parayı elinize. Param seni seviyorum, kenarda da tutuyorum. Önümüzdeki hafta ne yaparsanız yapın ama bu hafta sakın bilmediğiniz işlere para yatırmayın. Israrla söylüyorum. Kayıplar haftası yani bu. Kayıplar haftası. Yani kaybetmek istemiyorsanız temkinli, tedbirli ve dikkatli olmanız gerekiyor. Aynı zamanda düşünceleriniz ve duygularınız konusunda zaman zaman tartışmalara neden olan ilişkiler yaşamış olabilirsiniz. Aşk hayatınızda, sosyal ilişkilerinizde bu hafta daha anlayışlı, daha cömert duygular içerisinde olmakla beraber ilişkileriniz ve birliktelikleriniz konusunda 14 Şubat'ta süregelen bir ilişkiniz varsa, bir evlilik teklifi alırsanız hiç beklemiyordum yahu, kabul edeyim mi etmeyeyim mi diyebilirsiniz. Kabul edin. Şayet aşıksanız ve size güven veriyorsa, kendinizi bir evliliğe hazır hissediyorsanız kabul edin. Ama kendinizi hazır hissetmiyorsanız beklemeye alın. Çünkü içsel dünyanızda hazır olmadığınız hiçbir şeyi kabul etmemeniz gereken bir haftadasınız. Haftanın spotu. Parasal yatırımlara temkinli olun ve dikkatli olun. Bakalım 14 Şubat'la beraber kimlerin hayatında neler değişecek? Evet, birçok ikizler evlilik kararı alabilir. Evet, hazır mıyız sevgili yengeçler? Ekran başında mıyız? Sizin için geldik. Biraz sonra dileklerin gerçekleşmesi için Nuray Sayarı şahane bir ritüel verecek. Reklamdan önce şeyi soracaktım tam sana. 14 Şubat'ta aşkı dolu dolu yaşayacak olan burçlar arasında ikizler var dedin. Evet. Yengeçler. Yengeçler var. Başka? Koçlar var. Peki. Oğlaklar da süper. Güzel yaşayabilirler. Bazılarında ufak tefek uyarıları dikkate alırlarsa tartışma, ayrılık, gerilim durumlarından uzak kalabilirler. Hangi burçlar mesela özellikle tartışma ve gerilim durumuyla karşı karşıya kalacak olanlar? Başak, Akrep, Aslan. Aman diyorum. Başak, Akrep, Aslan ve Terazi. Lütfen kendi burcunuza geldiğinizde size yapılacak önerileri dikkatle dinleyin. Buradaki öneriler hayat kurtaran nitelikte. Şimdi geçelim bakalım sevgili yengeçlere. Sevgili yengeç, bakalım neler yaşayacaksın bu süreçte? Şimdi bu hafta ev ve iş hayatınızı dengelemeye özen göstermeniz gerekiyor. Hı hı. Uzak yolculuklara çıkmak için, seyahatlere çıkmak için uygun bir hafta ve dönemde değilsiniz. Planlı ve programlı olmaya özen gösterin. Ailenizle ortaklaşa işlere adım atarak kazancınızı arttırabilir ve geliştirebilirsiniz. Hı hı. Şimdi sizler de sevgili yengeçler, yükselen yengeçler, haftaya ayın balık burcunda ilerlemesiyle adım attığınız için öğrenciyseniz ya da üniversite hayatına hazırlanıyorsanız, kaç yaşınızda olursanız olun, eksik olduğunuz eğitimle ilgili eksik hissettiğiniz her alanda eğitim hayatınıza odaklanıp konsantre olmak çok olumlu sonuçlar ortaya çıkaracak. Aynı zamanda ortaklaşa finansla ilgili çalışmalar yapıyorsanız para kazanma konusunda çok şanslı bir haftadasınız bu hafta. Aynı zamanda uzak yerlerden gelecek önemli iş haberleriyle büyük fırsatlar elde edebilir. Parasal konularda kendi hayatınızı net bir şekilde dengeye oturtacaksınız. Belirsizlik yaşamayı sevmeyen ama genelde fazla kararsız duygular arasında kendini arada kalmış, sıkışmış, arafta hissettikleri bir dönemi bu hafta, haftanın 3. günüyle birlikte geride bırakıyorlar. Ne yapmak istiyorum? Kendi yolumda nasıl ilerlemeliyim? Nasıl daha fazla maddi imkanlarımı ve standardımı yükseltebilirime yoğun bir şekilde konsantre olacakları için yaptıkları ve yapmayı planladıkları her işte muazzam başarılı olacaklar. İşsiz bir yengeç burcuysanız sektör değiştirebilir, meslek değiştirebilir, yeni işlere inanılmaz başarılı bir şekilde adımlar atabilir. Yeni başladığınız, hiç bilmediğiniz iş alanlarında kendinizi geliştirebilir. Kendinizi geliştirdiğiniz alanlarda uzun yıllar yükselişle hem para kazanarak hem kariyeri yükselterek yaşam yolunuzda başarıyla yol alabilirsiniz. Aynı zamanda duygularınızı çok öne çıkarma haftasında ve sürecindeler. Sevdiğiniz insanla bu aralar kurduğunuz bağlantı öyle bir güçlenecek ki görülüyor olmaktan, anlaşılıyor olmaktan keyif alacaksınız yengeç burcu olarak. Aynı zamanda mücadele ettiğiniz iş koşullarınızı hafta boyunca dengeleyerek boşa emek harcamamışım, boşa zaman kaybetmemişim, hiçbir şey için boşa çaba sarf etmemişim diyecekleri gelir kazanç sonuçlarını da elde edecekler. Eğitimde çok başarılılar, iş hayatlarında fırsatlar ve imkanlarla büyüme, yükselme, ilerleme kaydedecekler. İnşallah. Aynı zamanda emekli olmayı bekleyenler ya da emekli maaşlarıyla ilgili plan yapan yetişkin yengeçler ise maaşlarını o kadar bereketlendirecekleri sonuçları elde edecekler ki bunlar da yetişkin yengeçlere ciddi anlamda mutluluk verecek. Sigorta ile ilgili problemli işleri olanlar sorunlarını çözecekler. Aynı zamanda 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bütün tehlikelerden uzak kalmaya özen gösterecekler. Yani mutluluklarını hiçbir şeyin gölgelemesine izin vermeyecekler, müsaade etmeyecekler. Kalbi boş olanların kalbi doluyor mu? Güçlü ilişkilerle dolabilir. Hadi bakalım. Hatta şimdi bile hareketlenmiş olabilir. Kalbi boş olanlar, yalnız olanlar, güvenebilecekleri kişilerle aşklara başlayabilirler. Haftanın spotu. Hayattan keyif almaya, anı yaşamaya özen gösterin. Evet sevgili Aslan, hayal kırıklığı yaşıyorsun. Peki ama hangi konuda? Bir görelim. Şimdi bazı kişiler aslanlara karşı zıt olsa da uzlaşmacı iletişim kurmayı başaracaklar aslanlar bu hafta. Ortaklı işlerde hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Ortak bir yatırımınız, ortak bir iş hayatınız, ortak yapmayı planladığınız bir iş durumunuz varsa düşündüğünüz gibi çıkmayabilir her şey. Ama bu dünyanın sonu değil. Bir işi kurmak da Allah'ın izni, bir işi bitirmek de Rabbimin izni. Yani her bitiş yeni bir başlangıçtır. Kendinizi asla suçlamamanız gereken bir haftadasınız. Yani ben bu kadını nasıl tanımadım da bununla iş yaptım? Ben bu adama nasıl inandım? Gibi pişmanlıklar ve kendinizi suçlama enerjisi çok yüksek olabilir. O yüzden gök kubbenin sizlere verdiği uyarı şu: herkes her yaşta hata yapabilir, yanlış seçim yapabilir. Doğru. Lütfen siz bu hafta yanlış olduğunu fark ettiğiniz, girişim yaptığınız işlerden yol ayrımına girme kararı aldığınızda zaman kaybettim, mahvoldum demeyin. Kazandığınız tecrübelere bakın. bundan sonra iş hayatınızda yanlış olan herkesi hayatınızdan çıkarmak kaybınız değil, kazancınız olacak. Sadece insanlara duyduğum güveni kaybettim, artık hiç kimseye güvenmiyorum sözlerine etmeyin. Neden? Bu hayatta güvenilmeyecek insanlar olduğu kadar çok güvenebileceğimiz insanlar da var. Herkes kötü değil. Herkes kandıran değil. Herkes hak yiyen değil. O yüzden hakkınızın yendiğini fark ettiğiniz anlarda vardır bir hayır deyin. Kendinizi buhrana, depresyona sokmayın ve ne şanssız insanım gibi konuşmalar yapmayın. Ağzınızdan çıkan her bir söz sizin yarınınız oluyor. O yüzden diyorum ki başlayabilir, bitebilir. Her bitiş yeni bir başlangıçtır. Lütfen kendinizi suçlamamanız gereken bir haftadasınız. Özellikle ufacık kıvılcımlar ile aşk hayatınızda gerilimlere neden olma olasılığınız çok yüksek. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kalbi boş olmayan, ilişkisi olan, evli olan bir Aslan Burcu bireyiyseniz düşünmeden yapacağınız konuşmalar ilişkilerinizde dağılmalara, ayrılıklara, parçalanma ve kopmalara neden olabilir. O yüzden siz olun. Asla ani kararlar almayın, vermeyin. Düşünmeden konuşmalar yapmamaya özen gösterin. Biten işlerinizi şanssızlık olarak görmeyin. Kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlarda ve eğitimde çok şanslı bir haftadasınız. Sadece aşkta, iş hayatında yaşayacağınız gerilimli olaylardan dolayı hiç kafam bir şey almıyor diyebilirsiniz. En güzel kafanızı dağıtacağınız durum, öğrenciyseniz ders çalışmak, işiniz gereği bir sınava hazırlanıyorsanız çalışın, konsantre olun ve katı suretle eğitim alanıyla alakalı hiçbir konuda ihmalci olmamaya özen gösterin. Ki zaten hayatınızda bir insan varsa 14 Şubat günü gerginliklerin yüksek olabileceği bir gün olduğu için o gerginlikleri ve gerilimleri sizden başka hiç kimse ortadan kaldıramaz. Derin bir nefes alın, bu olumlamayı yapın. Ben sakinim, dikkatliyim, huzurluyum ve ben mutlu olmayı hak ediyorum. Bunu hemen bugün itibariyle kollarınızı açın, burnunuzdan derin bir nefes alın ve deyin ki ben sakinim, dikkatliyim, huzurluyum. Adınızı söyleyerek, diyelim ki ben yapıyorum, Aslan Burcu'yum. Nasıl yapardım bu olumlamayı? Kollarımı açardım. Ben Nuray Sayarı'yım. Sakinim, dikkatliyim, huzurluyum, mutluyum, mutlu olmayı hak ediyorum. Evet. Çok büyük katkısını görürsünüz. 21 defa tekrarlayın. Çünkü kulağınız duyduğu her şeye ikna oluyor. Bilinçaltınızı ancak bu şekilde dengeleyip değiştirebilirsiniz. Peki sevgili aslanlar, haftanız güzel geçsin. Hani dedin ya, yaşadığın ilişki, ah ben böyle ilişki yaşadım da niye bunu fark edemedim diyecekler aslanlar bu hafta. Şimdi öyle bir şey var ki ben bazen ilişkileri şuna benzetiyorum. Bazı ilişkileri, bazı insanı sevmek şunun gibi. Hani gömleğin ilk düğmesini iliklersin ya, yanlış olduğunu sonuna geldiğinde fark edersin. İlişki de böyle bir şey. O düğmeyi yanlış ilikledin mi o sonuna kadar gitmeden anlayamıyorsun ki. O yüzden kendinizi hiç çıplatmayın. Biten bitti, giden gitti. Hep diyoruz ya, sizi bir ilişki başka bir ilişkiye götürür. Hani bir kıyıdan başka bir kıyıya götürür. O yüzden geçen günden için hiç üzülmeyin. Başakların da herhalde biraz üzgün olacağı, biraz zorlanacağı, biraz kaygılanacağı bir hafta bu hafta. Yani onlar çok ciddi gerilimli bir haftadalar. Herkes el ele vermiş. Onların kötü olması için uğraşıyormuş gibi bir enerji içerisinde olabilirler. Özellikle hafta boyunca işiniz ve kariyerinize odaklı olacaksınız Allah'tan. Maddi konularda dengeli olmaya özen göstermeniz gereken bir haftadasınız. aşk hayatınızda aldatılmalar söz konusu olabilir. Oo. 14 Şubat'a aldatıldığınızı duyarak girebilirsiniz. 14 Şubat günü uğradığınız haksızlıklardan dolayı tartışmalar ve gerilimler yaşayabilirsiniz. Şimdi bir başak erkeği olabilirsiniz. Hayat bir kadından ibaret değil. Bir başak kadını olabilirsiniz. Hayat bir erkekten de ibaret değil. Hani diyorlar ya, gider eteri gelir beteri. Bizim biliyorsun Türk toplumunda öyle güzel atasözleri var ki onlar bize yapışıp kalmış ve biz onları ruh hafızamızdan söküp atana kadar olumlamalar yapıyoruz, aile dizilimleri gider, yapıyoruz. Beteri gelir. Ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek oraya. Anasının tahtı, kızının bahtı. Yani ben bunu hep annemden de duyardım. Şimdi artık annem de yapmıyor böyle şeyler. Biz bilinçli olduğumuz için diyor ki ne kadar zaman kaybetmişiz. Ön tekerlek nereye, arka tekerlek oraya. Aslında biz kendi hayatımızı düşüncelerimizle, davranışlarımızla şekillendirip değiştiriyoruz. O yüzden kodlarınızı atın. Bu arada benim 23-24 Mart'ta astroloji kampım var. Nerede? Sapanca'da. Ay ne güzel. Gel seni de götüreyim. Ne yapacaksın kampta? Neler yapacaksın? Kampta psikolog bir arkadaşımla birlikte, İlayda adı güzel. Instagram'a girdiklerinde görebilirler. Çok güzel 2 gün geçireceğiz. Süper. Astrolojinin psikolojiye etkileri, psikolojinin astrolojiye katkıları ve bağlar, atalarımızdan aldığımız bağlar. Şimdi bir kadın bir ilişki yaşıyor, aldatılıyor. Bir daha evleniyor, yine aldatılıyor. Biz burada dizilimi yaptığımız vakitte bütün eterik bağları kesiyoruz. Yeniden doğuyoruz. Muhteşem bir kamp artık. Ay ne güzel. Ve bir ülkede olacağım. Şehir şehir, ülke ülke gezeceğim. Bu arada çok güzel sürprizlerim var. Muhteşem sürprizlerim var. Şimdi 100 tane öğrenci seçtim. Biliyorsun daha önce bu kampları yaparak Soma'da bir okul yaptırmıştım. Evet. Şimdi öksüz evlatlarımı seçtim. Onlara üniversite okutacağım. Ay bravo, alkışlıyorum seni. Vallahi teşekkür gönülden ederim. Alkışlıyorum. Teşekkür Soma'daki ederim. Okulu yaptırdım. Birçok evet. öğrenci orada okuyor. Başladı okul, değil mi? Tabii. Başladı kaç artık. Sene oldu. Pandemide açtığımız için büyük bir açılış yapamadık. Süpersin. Şimdi geçen gün bir danışanım aradı. Hüngür hüngür ağladım. Dedi ki Nuray Hanım dedi, hatta bir iftar yemeği vermiştim. Sen sunumunu yapmıştın. 4 kilometre yol yürüyorlardı. Ve şimdi artık evlerinden çıkıyorlar. Okullarına gidiyorlar. 18 derslik bir okul. Tüm Soma halkına maşallah. Buradan öpücüklerimi gönderiyorum. Helal olsun valla. Hiç menfaatsizce, hiçbir şey beklemeden. Aslında yapılan hayırlar, bir elin verdiğini 2. el görmemeli. Ama ben kitap yazdım. Ben seminer verdim. O yüzden bu hayrı açıklamak zorunda kaldım. Çok iyi yaptın hayatım. Vallahi şimdi ben de öğrencileri okutacağım. Çocuklarımın isimlerini açıklayamıyorum. Onlar gizli kalsınlar bende. 6 tanesi doktor olacak. Ha, inşallah. Hukukçu olacaklar var. 10 tanesi de yetimhaneden sahiplendiğim evlatlarım. Yani daha ne olsun. Allah evlatlarından ve senin sağlığınla yüzünü güldürsün amin, inşallah. Böyle amin. Hayırda yarışanlar çok olsun. Ne amin, diyelim. Amin. Çok ben daha ne çünkü. Yapabilirim ki Nur? Başımı sokacak bir evim. Paramı kazandığım bir yaşamım. Şahane de evlatlarıma bakıyorum. Bak şimdi torunum da oldu. Çiçek gibi büyüyor. Süper babaanne. Yahu bebeği gör. Küçük Nuray Sayarı. Sana mı? Parmaklarına kadar. Haftaya getir de fotoğrafını görelim. Ama 40'ı çıksın öyle hadi gösterelim. 40, ilk burada göster o zaman. Ya o zaman söz veriyorum hayatta ha? Her şey var da tamam. Torunumun 40'ı çıkınca resmini gösterelim. Tamam resmini valla bekliyorum ben. Tamam. Hadi bakalım. 40'ı çıksın ya da 40 uçurmaya buraya gelelim. Getir. Yayına getireyim. Ama burası şey olur mu bilmiyorum ki. Şöyle gösterelim. Elektrik falan ay, var ya böyle. Dokunabilir. Resmini ha? Veririz ekranda. Resmi olsun. Tamam peki. Aslanlar biliyorum çok kızdınız ama önemli bir konuyu konuştu. Bölmek istemedim. Şimdi detaylı olarak aslanları devam. Pardon, Başaklar. Özür dilerim sevgili Başaklar. Ne ekleyeceksin Başaklar, neler söyleyeceksin? Vallahi onlar aşk hayatınızda aldatıldıysanız eğer, aldatılmanın bahanesi yoktur. Suçlanabilirsiniz. Niye yaptım bir sor diyebilir genelde aldatan erkek, aldatan kadın. Sizi aldatmadılar, kendilerini aldattılar. Yollayın gitsin. Giden gitsin, yerine gelecek olan daha iyidir. Peki sağlık ve iş konusunda ekleyeceğim var mı Başaklara? Şimdi maddi konularda dengeli olmaya özen göstersinler. Kariyer odaklı olacaklar. Kendilerini yükseltmek istedikleri alanlarda, depresyona girmedikten sonra, aşkla yaşayacakları buhranla hayattan pes etmedikleri sürece kariyerlerine kariyer katabilirler. Müthiş. Yani gelecek korkusu yapmayın. Bunlar başıma geldi. Bundan sonra ne olacak? Ben bittim, ben mahvoldum. Hayatım alt üst oldu diyebilirsiniz. Nereden biliyorsun? Hayatının altının üstünden daha iyi olmadığını. O yüzden emin ol. Daha iyisini alacaksın. Daha güzeline sahip olacaksın. Süpersin. Haftanın spotu. Hiçbir zaman gider eteri, gelir beteri değil. Gitti beteri, geldi iyisi. Hadi bakalım inşallah. Buna odaklan bir Başak olarak. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Ekran başında mısınız? Bir görelim terazileri. En zarifler. Gerçek... bir seyircimiz yazmış. Gerçek erkek burcu terazi demiş. Doğru mu? Hanımefendinin mutlaka beyefendinin mutlaka hayatında biri varsa tabii ki siz çok eğlencelisiniz. Sizinle çok güzel an yaşanır. Keyifli. Ama partnerinizin haritasıyla bir kavuşum varsa sadık kalırsınız, mutlu olursunuz. Sizin için doğru eş, sizi tamamlayacak olan eşse İlişki erkeğisiniz, evet. Haklısınız. Mutlu kalın. Buyurunuz efendim sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Şimdi ikili ilişkilerde istediğiniz sonuçları elde edebileceğiniz bir haftadasınız bu hafta. Hayatınızı iyileştirmek için yeni adımlar atabilirsiniz. Programlı bir şekilde spora başlayabilirsiniz. Kilo almış olan bir terazi burcuysanız ve şu anda... Nasıl bu kilolardan kurtulacağım diye şikayetçiyseniz hiç endişe etmeyin. Eğer bu hafta spora başlarsanız ciddi anlamda fazlalıklarınızdan kolaylıkla kurtulabileceğiniz bir haftadasınız. Güneş teraziler, yükselen teraziler. Doğal bir hayat yaşamak istiyorum. Su akar yolunu bulur demek istiyorum ama beceremiyorum, yapamıyorum. Her şeyi kontrol altına alıyorum. Kendimi de geriyorum. Çevremdeki insanları da geriyorum diyorsanız ruhunuzu sakinleştirmeye özen gösterin. Çarşamba akşam saatlerine kadar ikili ilişkilerde, özel hayatınızda detayları görmezden gelmeyin. Sevgililer gününe uyumlu, huzurlu girmek istiyorsanız, evli bir terazi burcuysanız, bir ilişkisi olan bir terazi kadını ya da terazi erkeğiyseniz lütfen eşiniz eve geldiğinde dikkatlice bakın. Belki tıraş oldu, fark etmediniz. Belki saçını kestirdi, fark etmediniz. Eşiniz belki saçlarını boyattı, fark etmediniz. Detaylar için gözlerinizi dört açın. Hiçbir detayı göz ardı etmeyin. Dikkatsizliğe ilişkide yer vermeyin. Yoksa 14 Şubat'ı gözyaşıyla karşılayabilirsiniz. İlişkilerinizde büyük kaoslara neden olan durumlar yaşayabilirsiniz. Bak bu kadar basit. Eyvah. Çok detay. Dikkat edin. Eş eve geldi. Eline bakmayın, yüzüne bakın. Saçına bakın, başına bakın. Giydiği kıyafete bakın. Ve lütfen... Ne getirdiğine değil. Eline cebine değil. Ve hoş karşılayın. Bir ruj sürün. Saçınızı başınızı düzeltin. Eve geldiğinde eşini fark etmesine yardımcı olun. Fark edilir olun ve fark edin. Tamam. Buna özen gösterin. Şimdi salı günü Mars'ın Kova burcuna geçişiyle enerjinizi, aşk hayatınızı dediklerimi dikkate alırsanız çok güzel yönlendirebilirsiniz. Spor yapmak için önemli bir haftadasınız. Yeni bir hobi edinmek için de önemli bir haftadasınız. Şimdiye kadar yapmak isteyip yapamadığınız işleriniz, idealleriniz, dilekleriniz varsa bunlara da kolaylıkla konsantre olabilirsiniz. Eğitim ve öğrenme hayatında da konsantrasyonunuzun çok yüksek olacağı bir haftadasınız. Hedef belirleyerek eğitim hayatınızda başarınıza başarı katabilirsiniz. Sağlığınız konusunda soğuk algınlıklarına karşı dikkatli olun. Haftanın spotu. Dikkatinizi yükseltin. Dikkatsizliğe yer, fırsat vermeyin. Sevgili Akrep, sağlık konusunda korkuların varsa mutlaka izlemelisin. İlişkin konusunda korkuların varsa mutlaka izlemelisin. Reklamdan sonra dileklerin gerçekleşmesi için muhteşem bir ritüel verecek Nuray Sayarı. Evet sevgili Akrep, özellikle sağlığıyla ilgili yersiz korkulara kapılan sevgili Akrepler, hem sağlığınızla hem iş hayatınızla hem de aşk hayatınızla ilgili detaylar astrolojinin kraliçesi Nuray Sayarı'nın anlatımıyla, uyarılarıyla size ulaşacak. Buyurunuz Akrepler ve yükselen Akrepler. Evet, bu hafta özellikle sağlığınızla ilgili yersiz korkulara kapılma olasılığınız çok yüksek, kapılmayın. İş hayatınızda rutinin dışına çıkmamaya özen gösterin. Tutarsız davranışlarınız kayıplar yaşamanıza neden olabilir. Kesinlikle tutarsız tavır ve davranışlar içerisinde olmayın. Özellikle sevgililer gününüzü koşuştururken planlama yapmayı unutursanız eşinizle ya da birlikte olduğunuz kişiyle gerilim yaşayabilirsiniz. Hediye almayı unutmayın. İş hayatına kapılıp günlük sorumluluklarınızdan dolayı ihmalci olmamaya da özen gösterin ki şey olmasın. Bir de aynı zamanda 14 Şubat'ta Mars'ın Plüto ile kavuşumu ev ortamınızda bir kavganın oluşmasına, devreye girmesine neden olabilir. Tartışma oluşabilecek her şeyi kendinizden uzaklaştırın. Lütfen 13, 14, 15 Şubat günleri gergin tavırlar sergilememeye özen gösterin. İş ve çalışma hayatınızda özellikle para kazanmanızı engellediğini düşündüğünüz, hissettiğiniz şüphe mi, doğru his mi diye arada kaldığınız konuların gerçek olduğuyla yüzleşeceksiniz. Bazı çalışma arkadaşlarınızın arkanızdan oynaması, konuşması önünüze gelebilir. Çok sinirlenip çok gerilebilirsiniz. En güzeli görmeyin, duymayın. Kendi hayatınızı garantiye ve güvene alın. Yapabiliyorsanız. Yani şimdi hakkınızda konuşmuş, size haksızlık etmiş kişilere hesap sorsanız ne olur, sormasanız ne olur? Benim hakkımda böyle böyle düşünüyor musun, bunu konuşuyor musun dediğinizde kim itiraf eder ki? Yüzünüze gülüp dost olan, arkanızdan iş çeviren insanları gerçek yüzlerini göreceğiniz bu haftada hayatınızın dışında bırakacaksınız. Küsmeyin. En büyük ceza sınır koyun. Küsmeyin, hesap sormayın, darılmayın ama öyle bir mesafe koyun ki o insanlara koyduğunuz mesafe sizin kârınız olsun, kaybınız değil. Ama sizin mesafe koyup hayatınızın dışında bırakacağınız insanların üzerinde sizin olmayışınız çok büyük kayıp yaratacak. Ama size kazanç yaratacak. Ayrıca bolluğunuzu ve bereketinizi arttıracaksınız. İnşallah. Mücadele verdiğiniz her işinizden başarılı sonuçlar alacak ve elde edeceksiniz. Sağlığınız konusunda aşırı endişeli, aşırı huzursuz olabilirsiniz. Panik olmamaya, vücudunuzu dinleyerek olmadık teşhisler koymamaya ne olur özen gösterin. Eğitim hayatınızda çok şanslı bir haftadasınız. Sadece arkanızdan oynanan, işiniz gereği, sosyal çevreniz gereği yapılan haksızlıklar ve oyunları gördüğünüzde demoralize olabilirsiniz. Bu da eğitim hayatınızda konsantrasyonunuzu eksiltebilir. Sizi demoralize edebilir. Şimdi bu hafta asıl en güçlü olmanız gereken haftadasınız. Burnunuzdan derin bir nefes alın. Ben demek ki başarılı bir insanım ki kıskanılıyorum. Ben güçlü bir karakterim ki arkamdan oyunlar oynanıyor. Engeller konmaya çalışılıyor. Ama iyi bir insan olduğum için hakkımda yapılan konuşmalar da önüme geliyor. Engeller de önüme geliyor. Bundan daha iyi nasıl olabilir deyip şükredin. En büyük nimet şükürdür. Çünkü hiç kimsenin yaptığı oyun gizli kalmaz. Ortaya çıkar. Eninde sonunda. Evet, bu hafta ortaya çıkan oyunlar, kirli duygular ve düşünceler konsantrasyonunuzu eksiltebilir, eğitim hayatınızı etkileyebilir. Ama siz ne yapacaksınız? Görünmeyeni gördüğüm için şükrediyorum, duyulmayanı duyduğum için hamd ediyorum diyeceksiniz. Hayatımda olsalar da olur, olmasalar da olur deyip sınırlarınızı belirliyorsunuz. Aşk hayatınızda sevgililer gününü güzel geçirmek istiyorsanız ihmalci olmamaya, hayat şartlarına kapılıp unutkan olmamaya, illa pahalı bir hediye almak durumunda değilsiniz. Yani ne özel bir şeydir. Dışarıdan bir ot bile yolup verebilirsin. Hiçbir şey yapamıyorsan, her şey parayla olacak anlamına gelmiyor. Öpebilirsin. En büyük hediyenin o olduğunu söyleyebilirsin. Yani duygularınla da ödüllendirip duygularınla da partnerini onurlandırabilirsin. Doğru. Dolayısıyla yeter ki kendini hayatın sana sunacağı görünmeyen gerçekleri görmek buhrana, pişmanlığa, belirsizliğe sürüklemesin. Buna izin verdiğin takdirde işini de bozarsın, ilişkini de bozarsın, dikkatini de dağıtırsın, hayattan aldığın neşeyi, keyfi yok edersin. O yüzden herkes kendine yaslanmalı. Yaslanacak bir omuz aramayın. Kendine yaslanan bir birey yere düşmez. Yani şu anda siz yaşayacağınız kaoslarla, göreceğiniz yüzleşmelerle ben ne talihsiz bir insanım, ben ne bahtsız bir insanım diyerek şanssızlık enerjisini yüklediğinizde üzerinize oluşacak işlerinizin oluşmasına engel olursunuz. İdeallerinizi, hayallerinizi gerçekleştirmekte en büyük engeli kendinize koyarsınız. Sonra sizin başarısız olmanız için oyun çeviren insanların da amaçlarına ulaşmasına neden olursunuz. Hiç kimseyi amacına ulaştırmak istemiyorsanız derin bir nefes, güçlü olduğunuzu hissedin. Ne yapmak istiyorsunuz? Hayatta neleri planlıyorsunuz? İdealleriniz neler? İçinizdeki sizin neye ihtiyacı var? Bunun bilincinde olun. Haftanın spotu. Değerli olduğunuzu unutmayın. Evet sevgili akrep, yaşayacağınız tüm zorluklar aldığınız önlemlerle kolaylaşabilir. Bunu da sakın unutmayın. Efendim yaylar ve yükselen yaylar, ev almayı düşünen yaylar, evini satmayı düşünen yaylar, gayrimenkul konusunda aklında bazı fikirleri olan yaylar, dikkat dikkat. Öyle bir haftadasınız ki aldanabilir misiniz? Evet, yatırımlardan dolayı. Ya verdiğim bilgiler o kadar önemli ki mesela ben bir yay olsam bu hafta evimle ilgili, gayrimenkulümle ilgili eğer planım varsa hiçbir şey yapmam. Ne kadar sürecek bu tehlike yaylar için? Bir hafta, 7 gün sürecek, haftaya pazartesiye kadar. Ev mi satmak istiyorsun? Çok araştır. Ev mi almak istiyorsun? Çok araştır. Ya da evini kiralayacaksın. Evini kiraya vereceksin ya da ev kiralayacaksın. Çok iyi araştır. Yani mümkünse bu hafta yer değişimi planlarınızı ve yatırım isteklerinizi bir hafta sonraya erteleyin. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Her geciken bir şey daha sonra daha büyük bir ödülle sizin olabilir. O yüzden acele etmeyin lütfen. Aynı zamanda arkadaşlarınızla sosyalleşmek size bu hafta çok iyi gelecek. bulunduğunuz ortamda, alanda, işiniz, kariyerinizle alakalı çok fazla çalışmak durumunda kalabilirsiniz. İş hayatınızda ortaya çıkacak bir işten kaynaklı olarak kendinizi tam anlamıyla ortaya koyma isteğinizde gecikmeler yaşatmamaya ve yaşamamaya özen gösterin. Salı günü Mars'ın Kova burcuna yarın geçişiyle mücadelenizi yakın çevrenizle paylaşacaksınız. Ne konuda bir mücadeleniz varsa iş çevrenizle, yakın çevrenizdekilerle kolaylıkla paylaşacaksınız. Yakın çevrenizde kim varsa onlarla olan yaşam enerjiniz o kadar güzel bir birleşme sonucuyla ortaya çıkacak ki çevrenizde lider bir birey haline geleceksiniz. Yapamayacağınız iş, başlatamayacağınız bir kariyer söz konusu değil. Ne yapmak istiyorsanız, ne planlıyorsanız, yapmak istediklerinizi, planladıklarınızı ortaya çıkarırken inanılmaz büyük başarıları da elde edeceksiniz ve sonuçlandıracaksınız. Düşünceleriniz ve duygularınız konusunda tamamen ideallerinize ulaşmak Cuma gününe kadar size büyük başarı katacak. Aile içi ilişkilerinizde, aile büyüklerinizle, mesleğiniz, eğitiminiz, kariyerinizle ilgili fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz. Hı hı. Okuyan bir öğrenciyseniz, babanız doktor olmanızı istiyordur, siz mühendislik seçmeyi düşünüyorsunuzdur. Lütfen, ben anne ve babaları uyarıyorum, evladınız yay burcuysa seçimlerine, kararlarına destek olun, saygı duyun. Karışmayın. Karışmayın. Yanlarında olun, onları destekleyin. Meslek seçimleri ve eğitim seçimleri konusunda sizin istedikleriniz değil, onların ne istediği çok önemli olmalı bu hafta. Buna dikkat etmediğiniz takdirde iletişim problemlerinden dolayı kırgınlıklara, küslüklere, büyük güvensizliklere neden olan durumlar yaşayabilirsiniz. Buna çok dikkat edin. Aynı zamanda kafanıza takılan sosyal ilişkileriniz ve arkadaşlarınızla ilgili birçok mevzuyla iç içe olup ilgilenmek isteyeceksiniz. Bu ilgileneceğiniz konu ve mevzularla boşa ilgilenmeyeceksiniz. Ortaya sürekli sorun çıkaran ve sorun oluşturan problemleri kökten çözecek ve çözümleyeceksiniz. Bu kökten çözüp çözümlemeniz de büyük aydınlanma yaşamanıza etki edecek ve neden olacak. Aynı zamanda cumartesi günü çok dikkatli olmanızda fayda var. Her şeyi kafanıza takmayın. Aşırı hassas olacaksınız. Cuma ve cumartesi günü. İşte arkadaşınızın bir bakışı sizi rahatsız edebilir. Partnerinizin bir sözü sizi rahatsız edebilir. Yersiz, gereksiz iletişim kuşkularınız, kuruntularınız, aşırı şüpheci tavır ve davranışlar sergilemenize, durduk yere kendinizi yorup üzmenize neden olabilir. Bu hafta gezmek, bu hafta eğlenmek, bu hafta sosyalleşmek size çok iyi gelecek. Ama gereksiz alınganlıklarınız, gereksiz kuşkularınız kendi kendinizi üzmenize neden olacak. Cuma ve cumartesi aşırı hassas olacağınız için pazar günü zaten zihninizi toparlayarak ne kadar gereksiz kuşku kuruntu yapmışım diyeceksiniz. Bunu diyene kadar cuma cumartesi zihninizi boşaltın. Sizi rahatsız eden, şüpheye sokan kaygılardan, kuruntulardan ve kuşkulardan arınmaya özen gösterin mümkün olduğunca. Aynı zamanda iyi günlerde yaşa. Teşekkür ederim. Aynı zamanda ödemeleriniz konusunda sizi korkutan borçlarınız varsa bunları kolaylıkla yapacaksınız. Ayrıca ortaklı finansla ilgili işler planlıyorsanız, yapıyorsanız para kazanma konusunda ve hususunda ilerleme ve yükseliş elde edeceksiniz. Aynı zamanda hukuksal bir takım işleriniz varsa ve bazı gecikmeler, bazı problemlere ait kaygılarınız varsa bunlar da başarıyla sonuçlanacağı için yüzünüzü güldürecek. Kariyer hayatınızda çok çalışarak yükseliş elde etmek sizin elinizde, işinize konsantre olun. Haftanın spotu, alınganlıktan arının ve uzaklaşın lütfen. Evet sevgili Oğlak, kariyerinde nihayet ciddi kazançlar elde edebileceğin bir haftaya girmişsin ve sadece bu da değil, diğer detaylar da gelsin. Sevgili Oğlaklar, televizyon sesini biraz açın, arkanıza yaslanın çünkü sizin için inanamayacağınız gelişmeler var. Şimdi otorite sahibi kişilere abartılı sözler vermekten kaçınmanız gerekiyor. Otorite, baba, patron, yönetici, öğretmen bir söz verirken bunu nasıl gerçekleştireceğinizi planlamadan otorite figürlerine karşı abartılı sözler vermekten kaçının. Kariyerinizde zihninizin aktif çalışması, çalışma hayatınızda daha net denge sağlama konusunda şanslı olacaksınız. Kariyerinizde ciddi kazançlar elde edebileceğiniz önemli bir haftadasınız bu hafta. Şimdi sevgili Oğlaklar, yükselen Oğlaklar, haftaya ayın Balık burcundaki seyriyle, ilerlemesiyle başlamış olduğunuz için yakın çevre ilişkilerinizdeki arkadaşlarınıza uzun bir süredir iş hayatınızın yoğunluğu nedeniyle konsantre olamıyordunuz, vakit ayıramıyordunuz. Bu hafta kolaylıkla vakit ayıracaksınız. Ayrıca Venüs'ün Neptün'le oluşturacağı kombinasyon, hayatınızın genelinde beklentileriniz nelerse kolaylıkla onları oluşturup gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayacaksınız. Mars ve Venüs'ün Kova burcuna geçmesiyle kişisel finansınıza yoğunlaşacaksınız. Çok para kazanacaksınız. Ve para kazanma konusunda hakikaten artık şansımın değişmesini istiyorum derken bir Oğlak burcu bireyi olarak para kazanma konusunda yeteneklisiniz. Para kazanıp yatırım yapma konusunda şanslısınız. Paranıza para katma konusunda önünüze açılacak fırsatlar ile muazzam bir yükselişe, muazzam bir ilerlemeye sahip olacaksınız. Ay ne güzel. Ya inanılmaz, çalışma, kazanma konusunda çok şanslı oldukları bir haftadalar. Aynı zamanda eğitim de onlar için son derece aktif bir şekilde Oğlakların hayatında başarı katacak. Ama dersinizle ilgili diyelim daha önce eksi bir puan aldınız. Öğretmeniniz derslerinizi yükseltmenizi beklediğini ifade etti, söyledi size. Planlayarak sözler verin. Boş sözler vermeyin. Buna çok dikkat edin. 14 Şubat Sevgililer günü vaktinde evinizde geçirmeyi düşünürken sevdiğiniz insanın son dakika size bir sürpriz hazırlama olayı yüksek. Sürpriz yapma potansiyeliniz çok yüksek ve sürprizlere de açık olduğunuz bir gün 14 Şubat. Yaptığınız ve size yapılacak sürprizlerin son dakikaya bırakılmamasını tavsiye ediyor gökyüzü. Yani son dakikaya bırakmayın hiçbir şeyi. En azından birkaç saat öncesinden sinyallerinizi yaymaya özen gösterin. Şimdi öyle bir süreç ki aşk doruk noktada yaşanacak. Kalbi boş olan, aşk acısı yaşayan, kalbim şu an ağrıyor diyen Oğlaklar. Oo. Kalp ağrılarınızdan sizi kurtaracak ben diyorum ki oğlaklar için ortada yanık kokusu var. Yeni aşklar. Yeni aşklar. Tamam, birileri kalbinizi... Aşk kokusu var desen ancak yanık kokusu var. Bir yanık kokusu alıyorum. Ama genelde... Oğlaklar yanıyor. Şimdi genelde benim bir arkadaşım var Feride diye. Ben bir resim kokuyorum, bir yanık kokusu alıyorum. Neresi yanıyor diyorum ben de. Senin kalbin yanıyor. Ha, ortalık yanıyor diyorsun. Ortalık yok ayol, yanık manık bende. Ne yakarım ne yanarım. Ama oğlaklarda yakıyor da yanıyor da. Yakıyor da yanıyor da. Yani aşk kokusu var havada. Şimdi daha önce ne konuda büyük konuştuysanız onların başınıza gelme olasılığı çok yüksek. 13, 14, 15, 16 Şubat günlerinde nasıl? Diyelim ki evlendiniz, ayrıldınız. Bir daha asla evlenmem diyen oğlaklar. Bir daha asla aşka başlamam diyen oğlaklar. Ne olacak şimdi? Gümbür gümbür aşklara başlıyorsunuz. Paldır küldür evlenebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlarınıza nasıl açıklayacağınızı söylemekte sancılanabilirsiniz. O yüzden şimdiden düzeltin büyük sözlerinizi. Ya vaktiyle büyük konuşmuştum. Bir daha ben asla evlenmem diye. Vaktiyle ben büyük konuşmuştum. Bir daha asla aşk yaşamam diye. Ya hayat bir armağan. Neyin ne zaman olacağı belli olmaz. Hiç belli olmaz. Aşk yaşamayı hak ediyorum. Evlenmeyi de hak ediyorum. Daha iyi evlilik yapacağımı umut ediyorum. Eğer günün birinde öyle bir aday çıkarsa neden olmasın deyin. Düzeltin. Çünkü çevrenizdeki kişiler yapabilir size. Bu da sizin cünlerinizin tepesine çıkmasına neden olabilir. Kırıcı olabilirsiniz. O yüzden şimdiden düzeltin. Aşk size yakışıyor. Haftanın spotu. Aşkı çekin hayatınıza ve anı yaşayın. Evet, yandın mı böyle yanacaksın. Alev alev. Evet, kesinlikle. Kısık ateşler bizi üşütür. Ben de artık şeyden vazgeçiyorum. Kaliteli yalnızlıktan vazgeçtim. Ne oldu? Geçtim. Çünkü haritama baktım, geçtim. Ben artık vakti bitene kadar kaliteli. Düzeyli ilişki istiyorum. Düzeyli. Bak, kaliteli yalnızlık kelimesini kullanmıyorum. Vakti gelince kaliteli yalnızlığımı bırakmaya niyet ediyorum. Bıraktın mı şimdi? Şimdi bırakmadım. Vakti gelince bırakacağım. Bak, büyük büyük konuştum. Tamam. Şimdi ben de düzeltiyorum mahcup olmamak vakit için. Vakit ne zaman? Bu vakit inşallah 2025. 2025'e kadar kaliteli yalnızlık. Kaliteli yalnızlık. Ay, nasıl güzel bir duygu o, biliyor musun? Alev alev yanan oğlaklara. Mutfakta bulaşık var, kime ne? Kahvemi yapıyorum, uzatıyorum bacaklarımı. Bana karışan yok, hesap vereceğim kimse yok. Mis. Yatakta döne döne yatmak ne güzel. Şahane. Ay, bugün yemek yapmıyorum. Ogancım, nereden yemek söyleyelim? Nereye tatile para gidelim? Para var, huzur var. Geçiyorum sevgili kovalara. Ay Nuray, bugün beni çok güldürdün ya. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, alev alev yanan oğlaklardan sonra gelelim sevgili kovalara. Bakalım sizde haberler ne? Şimdi onlarda hukuki alanlarda haklarınızı kazanacağınız bir haftadasınız. Risk içeren maddi konularla ilgili yatırım yapmamalısınız. Eğitim alanında ciddi başarılar elde edeceğiniz çok önemli bir haftadasınız. Sadece hakikaten para var, huzur var. Kova öyle bir burçtur. Parası varsa huzuru vardır. Mesela sen. Mesela ben, ama paylaştıkça da mutlu Maşallah. Olur. Kesinlikle. Ben samimiyetle söylüyorum. Hayatım boyunca para beni hep sevmiştir. Evet, kurban olayım kovaları güme getirme. Tamam, Allah rızası için. Sevgili kovalar, yükselen kovalar, maddi konular bu hafta sizin için çok önemli olacak. Süper. Güneş Kova burcunda, Merkür Kova burcunda ve uzun zamandır kendinizi iyi hissediyorsunuz. Konuşma ve görüşlerinizi kimlere anlatmak, sunmak istiyorsanız anlaşılır olmaktan yana inanılmaz mutlu olacaksınız. Fark edilir olmaktan yana da bu hafta inanılmaz mutlu olacaksınız. Aynı zamanda sizler de haftaya ayın Balık burcundaki seyriyle ilerlemesiyle başladınız. Kişisel finansınıza çok odaklanacağınız bir haftadasınız. Bilmediğiniz işlere, konulara araştırma yapmadan yatırımlar yapmaktan kaçının bu hafta. Venüs'ün, Neptün'ün öyle bir kombinasyonu var ki rüyalar, sezgiler inanılmaz açık olacak. Bu hafta hissettiğiniz her şeyi bir kenara yazın. Aklınıza gelen, gönlünüze ilk düşen duyguyu, düşünceyi bir kenara yazın. Gördüğünüz rüyaları da lütfen not alın. Kesinlikle not alın. Çünkü Venüs'ün Neptün'le olumlu 60'lık açısıyla yol gösterici rüyalar görebilirsiniz. Mars'ın Venüs'ün burcunuza geçmesiyle hayatınızın genelinde girişimlerinizle ilgili önemli başarılar kazanabilirsiniz. Bir iş kurmuş olabilirsiniz ama daha bir yere geldiğini göremiyor olabilirsiniz. Bir yatırım yapmış olabilirsiniz. Bu yatırımın size kar elde ettireceği konunun ne zaman, ne şekilde olacağını bekliyor olabilirsiniz. Beklediğiniz yatırımlarınız, yaptığınız işleriniz inanılmaz bu hafta başarılı sonuçlar ile yüzünüzü güldürecek. Ve belirlediğiniz bütün hedefleri belirlediğiniz gibi kesinlikle ve kesinlikle sonuçlandıracaksınız. Amaç ve hedeflerinizde sağlam adımlarla ilerleyeceksiniz. 13, 14, 15 Şubat günlerinde ve özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ne yapmalı, ne yapmamalısınız diyerek bakacak olursam aşktan yana şanslısınız ama evli bir kova burcuysanız yakınlarınız, akrabalarınız, eşinizle, partnerinizle özel hazırladığınız planınızı misafir gelerek alt üst edebilir. Şimdiden alış sahası dışında olun. Telefonunuz aranır. Evde yokuz. Evde yokuz. Ya da imkanınız varsa partnerinizi alın. Yakın bir civarlardan bir rezervasyon yaptırın. O geceyi baş başa başka bir yerde geçirin. Mümkün olduğunca baş başa olmaya özen gösterin. Yani sevgililer gününde sevgiye verdiğiniz önemi hem siz hissedin, hem eşinize, hem partnerinize hissettirin. Peki kalbi boş olan kovalar, yalnız olan kovalar, tamam o gece yatağınızda döne döne yatın ama yalnız olan arkadaşlarınıza gidin, katılın, sosyalleşin. Hiç olmazsa tek başınıza bir yemeğe çıkın. En büyük sevgili sizsiniz kendinize. Kendinizi ödüllendirin. Aşk hayatınıza yeni insanların girme olasılığı da çok yüksek. Ama iş olsun diye ilişki yaşamayı sevmeyen, iş olsun diye ilişkilere başlamayı tercih etmeyen kova kadınları ve kova erkekleri yeni insan tanıma konusunda şanslı bir dönemdeler. Hemen ön yargılı olmayın, peşin hükümlü olmayın. Ve mümkün olduğunca lütfen geçmişte yaşadığınız ilişkilerin, yaşanmışlıkların, edinilmiş tecrübelerin bugünkü ilişkide aramayın. Yeni tanıdığınız insanlarla eski ilişkilerinizin karakterini aramayın. Bunu aradığınız takdirde aynı senaryonun tekrardan oluşmasına siz neden olursunuz. Haftanın spotu. Geçmişi bırak, geleceğe odaklan. Aşk konusunda. Evet, kovaları rüyalar konusunda uyardın ya. Hemen belirtmek isterim. Yarın ünlü rüya yorumcusu Mehmet Emin Kırgil canlı yayınımızda olacak. Bir rüya gördünüz, sizi çok etkiledi. Kimseye anlatamıyorsunuz. Rüyanızın anlamını merak ediyorsanız rüyanız size çok önemli şey anlatıyor olabilir. Mehmet Emin Kırgil yarın canlı yayında rüyalarınızı tek tek yorumlayacak. Balıklar ve yükselen balıklar. Dikkat dikkat. Maddi konularda gereksiz kaygı yapıyorsan sevgili balık, lütfen kulağın Nuray Sayarı'da olsun. Evet, bu hafta yükselen balıklar, güneş balıklar, gezegenlerin kombinasyonu uyarı yapıyor. Uzlaşmacı, ve zihinsel olarak aktif olduğunuz bir dönemdesiniz. Maddi konularda gereksiz korkular yapmayın. Yapacağınız değişimler ruhunuza iyi gelecek. Gereksiz korkulara ve paniklere girmeyin. Sevgili balıklar, yükselen balıklar, ayın burcunuzdaki seyriyle haftaya adım attınız. Kişisel gelişiminize odaklanabileceğiniz bir haftadasınız. Farkındalığınıza farkındalık katacağınız önemli bir haftadasınız. Maneviyatınızın yükseldiği bugün itibariyle istek ve dileklerinize daha çok dua edeceksiniz. Ve hayallerinizi dualarınızla bütünleştirerek ne yapmak isteyip yapamadıysanız bu hafta bunu yapabilmenin içsel huzuru, içsel mutluluğu, gelecek günlerinize daha fazla güven duymanıza, daha mutlu, daha huzurlu olmanıza olumlu yönde etki edecek. Ayrıca Venüs'ün Neptün ile 60'lık açısıyla ektiklerinizi biçeceksiniz. Etkinlikler ve davetlere katılacak, yeni insanlar tanıyacak, iş hayatınız ve çalışma ortamınızda katılacağınız davetlerde tanışacağınız yeni insanlardan çok güzel bilgiler, inanılmaz derecede tecrübeler kazanacaksınız. Mars'ın ve Venüs'ün Kova burcuna geçmesiyle aldatılmalara, saldırganlıklara karşı tedbirli ve sakin olmaya özen gösterin. Bu aldatılma aşk hayatınızda değil ama iş ve arkadaşlık hayatınızda oluşabilir. Allah muhafaza. Sosyal çevrede ve iş hayatında. Sosyal çevreniz ve iş hayatınızda aldanma, kandırılma, zamanınızı çalan yanlış insanlara karşı temkinli, tedbirli ve dikkatli olmanızda fayda var. Özellikle neyse ki sezgileri güçlü burçlarsınız. Önleminizi alabilirsiniz ki yarın zaten salı günü Mars'ın Kova burcuna geçişiyle beğenmediğiniz yönlerinizle, istemediğiniz özelliklerinizle içtenlikle vedalaşmak isteyebilirsiniz. Hani hepimizin vardır ya, hiç kimsenin bilmediği, bizim bildiğimiz yönlerimiz. Bunlarla vedalaşabilirsiniz Mars'ın yarın Kova burcuna geçişiyle. Sizi rahatsız eden alışkanlıklarınızdan, sizi rahatsız eden bağımlılıklarla yolunuzu ayırabilirsiniz, bağınızı kesebilirsiniz. Sizi anlamayan ama anlıyormuş gibi davranan, tavır sergileyen kişileri fark edebilirsiniz. Ve o insanları hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Ayrıca 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Mars'ın Plüto ile kavuşumuyla beklenmedik bazı olaylar açığa çıkabilir. Mars ve Plüto'nun kombinasyonu en fazla zararı kendi ruhuna, kendine zarar verme potansiyelini ortaya çıkarabilir. Partnerinizle ilgili bir şeylerden rahatsızlık duyuyorsanız, bir şeyler size güvensizlik veriyorsa, burnunuza kötü kokular geliyorsa, bunu kendi kendinizi yorarak, tüketerek mutsuz olduğunuz konularda sırf alıştığınız için o partner sizden gitmesin, uzaklaşmasın, kaçmasın diye mutsuzken mutluymuş gibi, güven duymuyorken güven duyuyormuş gibi davranışlar sergiliyorsanız en büyük kötülüğü kendinize yaptığınızın farkına varacaksınız. Bakın yarın sizin için büyük bir gün. Mış gibi davranmak istemiyorum. Bu ilişkiyi alıştığım için mi sürdürüyorum, sevdiğim için mi sürdürüyorum? Bütün alışkanlıklarıyla Mars Kova'ya geçiyor, balık bağını kesiyor. Ve öyle bir bağ kesiyorsunuz ki üstümde ne büyük yük taşıyormuşum, kendime ne büyük haksızlıklar etmişim diyebileceksiniz. Yüklerinizi atacak, hafiflemenin ve rahatlamanın, huzurunu yaşayacaksınız. İnşallah. Şimdi mutsuzken mutluymuş gibi olduğunuz, yaşadığınız evlilikse evlilik, ilişkiyse ilişki, arkadaşlıksa arkadaşlık. Bağınızı kesmek onların zararı, sizin kârınız. Hı hı. Haftanın spotu. Seni sen yapan sana sevgiyle sarıl. Hiç kimseden korkma. Evet. Ritüeller Kraliçesi Nuray Sayarı, dileklerin gerçekleşmesi, istikrarlı bir iş hayatın olması için istikrarlı bir aşk ilişkisi de, yani ilişki içinde bunu yapabilirsiniz. Bir ritüel verecek şimdi. Çok güzel. Kalemler, kağıtlar hazırsa hemen ritüeli yazabiliriz. Şimdi bunu ister bugün, yani 15 gün boyunca yapabilirsiniz. Hı hı. Ama ilk bir hafta enerji çok yüksek. Çünkü neden? Mars, Venüs Kova'ya geçti. Bir fidan alacaksınız. O fidanı evinizde bahçeniz varsa bahçenize, yoksa bir yol kenarına ya da bir orman içine dikeceksiniz. Ellerinizle, ama kesinlikle ellerinizle toprağı açın. O fidanı, dileğinizi dileyerek dikin. Ve haftada bir gün o fidana uğrayın. O fidanla konuşun. Onu sulayın. O fidanı büyüdükçe izleyin, seyredin. Hayatınızda neler değişecek inanamayacaksınız. Oğlunuz için de yapabilirsiniz. Kocanız için de yapabilirsiniz. Biri bizim için yapabilir mi? Arkadaşınız için de yapabilirsiniz. Herkes için yapabilirsiniz. Epey fidan almak gerekecek o zaman. Bir fidan bir yaşam kurtarıyor. Hayır, şey yapabilir hem miyiz mesela? Bir fidan alıp bütün ailemiz için yapabilir miyiz onu? Bir fidan bir kişi için. Ha. Her bir kişi için bir fidan alın. Bir ağaç fidanı alın. Ama soğan dikmeyin, sarımsak dikmeyin, fidan dikin. Şunu diksem mi, bunu diksem. Ağaç yani diyorsun. Bir fidan dikmeliler. Ha şey. Küçük bir ağaç. Fidan alacaklar, gidecekler. Bitki satan yerlerde var fidanlar. Hı hı. Köylerde, möylerde oluyor. Ya da Eminönü'nde, çarşıda oluyor. Hı hı. Bir fidan ağacı alsınlar. Ben sizin yerinizde olsam bir çam fidanı alırım. Ya da bir söğüt fidanı alırım. Tabiat anayı da sevindiririm. Dileklerimi de köklendiririm. Peki ne kadar gidip konuşmamız lazım? Nasıl gidip, nasıl, nereye? Şimdi mesela benim de bahçem örneğin, yok ya, başka bir yere gidip dikeceğim. Benim örneğin Beykoz'da oturuyorum. Tamam. Orman yolunda 3 tane fidanım var. Şimdi torunum doğdu. Ona da bir fidan diktim. Ve haftada bir gün uğruyorum. Konuşuyorum, suluyorum, geliyorum. Vallahi bidonla gidiyorum. Bidonla gidiyorum. Şimdi bahçeme de bir tane Allah nasip ederse Jüpiter günü, Perşembe günü bir Ogan'a, bir Doğuş'a, bir kızım Gözde'ye, bir kendime, harikasın, bir de torunuma vallahi dikeceğim. Ben kendimle bile konuşamıyorum. Ya onlar doğru, büyüyor. Doğru, çok güzel bir terapi o aslında. Çevre için de çok güzel. O ağaçlara bak, bedeninin altın oranını yükseltiyorsun. Gidin ağaçlara sarılın. Derdinizi ağaçlara anlatın. Sarılın, altın oranınızı yükseltin. Altın oran, yani yüzdeki, bedendeki altın oran. Kesinlikle. Vay. Müthiş şeyler bu. Tabiat bize hizmet etmek için yaratıldı. Doğru söylüyorsun. Kesinlikle. Bir kere, her şeyden öte, yani gerçekten çevreye bir şey yapıyor olman, bir fidan dikmen bütün enerjiyi değiştiriyor. Kesinlikle. Doğru söylüyorsun. Hadi dikelim. Hadi dikelim, yapalım bakalım. Dikelim fidanlarımız bu hafta. Hadi bakalım.